Merhaba değerli arkadaşlar, TAR111U Osmanlı Türkçesi dersinin dördüncü ünitesi ile birlikteyiz sizlerle. Bu uzunca ünitemizde Türkçe ek, zamir, zarf ve sayıların yazılışıyla ilgili bilgiler vereceğiz. Arkadaşlar bu derslerimize çalışırken lütfen e, kitabınızdaki bilgileri göz önünde bulundurun. Kitabınız mutlaka elinizin altında olsun. Bizim burada bahsetmiş olduğumuz, anlatmış olduğumuz dersler sizler için sadece bir yol gösterici olacak. Yoksa sadece bu bu videolarımıza, bu anlatımlarımıza iktifa ederek, bunlarla iktifa ederek dersleri çalışıyor olmanız aslında sizin için bir dezavantaj olacaktır. O yüzden arkadaşlar lütfen kitabınızdaki örnekleri özellikle yaparak bu derslerinizi, bu ünitelerinizi çalışmaya gayret ediniz. Şimdi arkadaşlar hemen konumuza geçelim. Türkçedeki eklerin bazı özelliklerine e, değinelim öncelikle. Ardından çokluk eklerine ve soru eklerine bakalım. Bugün farklı şekilli olan pek çok ek o dönemde tek şekilli olarak kalıplaşmış bir halde yazılmaktaydı arkadaşlar. Bazı ekler kalınlık incelik uyumuna göre iki şekilli olarak karşımıza çıkıyor. Eklerdeki yardımcı ünlüler çoğunlukla yazılmaz arkadaşlar. Büyük oranda yazılmıyorlar. Eklerin okunuşu bugünkü söyleyişe göre bizim ifade etmemiz gerekiyor. Hemen çokluk ekine bakalım. Larler ekinin tek şekilde lan ve rı ile yazıldığını görüyoruz. Gözler ve işler kelimesinde olduğu gibi ağaçlar kelimesinde kalın veya ince sıradan olsun fark etmiyor arkadaşlar. Bizim tek şekilde karşımıza çıktığını bizim söylememiz gerekiyor çokluk ekinin. Soru eki mı mi yalnızca mim ve ye şeklinde yazılmakta ve kelimeye bitişik olarak kaleme alınmakta arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Önemli bir husus çünkü bu. Bir sonraki ekimiz isim yapım ekleri. Lık lık lık, lık eklerinin Kalın ünlülü kelimelerde lam ve kafla, ince ünlülü kelimelerde lam ve kefle yazıldığını görüyoruz. Annelik, gecelik, gözlük, körlük ve büyüklük kelimelerinde kalınlık ve incelik burada bizim karşımıza çıkmamış mesela, hepsinin ince olduğunu görüyoruz. Ama bunun dışında korkuluk kelimesinde örneğin sonundakinin kaf harfiyle yazıldığını görecektik. Bunun gibi arkadaşlar örnekleri çoğaltmak mümkün. sus süz si, ekinin de tek şekilde yazıldığını görüyoruz. Ünlüsü gösterilmiyor arkadaşlar. Sız, siz, su, süz hangi şekilde olursa olsun ünlüsü gösterilmeden tek şekilde yazıldığını görüyoruz. Ünlü uyumuna uygun olarak okunmaktadır arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu ek daha çok sıfat yapımında kullanılan bir ektir. Zevksiz, akılsız, yüzsüz ve sonsuz kelimelerinde gördüğünüz gibi ekimizin tek şekilde yazıldığını görüyoruz. Lı, li, lü ekinin düz ünlülü kelimelerde lan ve ye ile yuvarlak ünlülü kelimelerde lan ve vav harfiyle, harfleriyle yazıldığını görmekteyiz. Bu ek sıfat görevinde kelimeler yapıyor arkadaşlar. İçli, sabırlı, suçlu ve köylü kelimelerinde ekin durumunu görüyoruz. Türkiye Türkçesinin tarihi dönemlerinde bu ekin bilhassa resmi yazışmalarda yalnızca yuvarlak sesli lu lü şeklinde yazıldığını ise yine buraya dikkatimizi çekmesi gereken bir husus olarak kaydetmiş olalım. Cace, çaçe eki ise her zaman cim ve elif şeklinde yazılmakta ve ses uyumuna göre okunmaktaydı arkadaşlar. Dostça, kolayca, binlerce, çokça ve güzelce kelimelerinde olduğu gibi. Şimdi arkadaşlar burada şu hususa da dikkat etmemiz gerekiyor. Burada cim ve elifle yazılmış olan ekimizin bazı durumlarda bazı müstensihler tarafından veya daha sonraki matbu metinlerde ç ve elif şeklinde yazıldığını da görüyoruz okunuşa göre. Mesela dostça kelimesinde gördüğünüz gibi bizim sondaki ekimiz ç ile çim harfiyle yazılmış. Bu hususu da göz ardı etmeyelim. Yine isim yapım eklerinden ki ekine bakalım. Osmanlı Türkçesinde aidiyet bildiren bu ek her zaman kef ve ye şeklinde yazılmıştır. Okunuşu dudak uyumuna bağlı olarak okunur. Cağız, ceyiz eklerde kalın ünlülerde cim, layın ve z harfiyle ince ünlülü olan kelimelerde cim, kef ve z şeklinde yazılmaktadır. Küçültme isimleri yapmaktadır arkadaşlar. bu. Makmek ekleri kalın ünlülü fiillerde mim ve kafla ince ünlülü fiillerde mim ve kefle yazılmakta. Ünlüyle başlayan ek aldıklarında mim kaf ek olarak mim gayın şeklinde yazılmakta. Bu ekle fiillerin mastar isimleri de mastar isimleri yapılmaktadır arkadaşlar. Bu ekin olumsuzu ma ve M ekleriyle yapılıyor. Ve mim e, ma ve me ekleri mim kalın sıradansa mim elifle ince sıradansa mim güzel h ile yapılıyor. Mim güzel h ile yapılan m eki genellikle güzel h'siz yazılıyor arkadaşlar. E, alttaki örneklerde gelmemek ve yazmamak kelimelerindeki gördüğünüz örnek bunu ifade etmekte. Cık cık cuk cuk çık cık, çık çuk çuk ekleri ince ünlülü isimlerde cim ve kefle kalın ünlü isimlerde cim ve kaf harfleriyle yazılıyor arkadaşlar e, Cağız C ekinin aslında kısa formu diye ifade edebiliriz bunu. Inci, inci, uncu, üncü ekleri ise nun, cim ve y şeklinde yazılıyor. Ekin yardımcı ünlüsünün yazılmadığını görüyoruz. Bu ek sıra sayı sıfatları yapmaktadır. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, dokuzuncu, onuncu gibi. Mame eki e, bu ekimiz mim ve güzel h ile yazılıyor. Bu ekle fiilden isimler yapılmaktadır arkadaşlar. Kovma, görme, koşma ve yürümede olduğu gibi arkadaşlar. Bunda da kalınlık incelik uyumunun aranmadığını, kalınlık incelik uyumuna uyulmadığını görmemiz gerekiyor. La le eki kalın ünlülü isimlerde lam elif yani lam ve elif, ince ünlülü isimlerde lam ve güzel h şeklinde yazılıyor. İsimden fiil yapmaya yarayan bir ekimiz arkadaşlar bu. Özlemek, gözlemek, kollamak, başlamak kelimelerinde bu ekin örneğini görüyorsunuz ıcı, içi, ucu ve ücü eki yalnızca y, cim ve y şeklinde yazılıyor. Ses uyumuna göre okunuyor. gidici, üzücü, kalıcı. Arkadaşlar bunu okun, yazılışına göre okumak istesek üzücü, yüz, yorucu, gidici, kalıcı gibi okumamız gerekirdi ama e, imlası kalıplaşmış. Bunun okunuşunu biz günümüze göre seslendiriyoruz. Fiil yapım eklerine bakalım. dır, dir, dur, dur veya sert hali olan tırtır turtür eki da, dal ve r şeklinde yazılıyor. Ses uyumuna bağlı olarak okunuyor. Bu ek eski Osmanlıca'da daima yuvarlak vokalle okunmaktaydı arkadaşlar. Yani yaptırmak, seçtirmek değil, yaptırmak, seçtirmek, geldirmek, e, götürmek gibi kelimelerde biz hep yuvarlak vokalle seslendirildiğini görüyoruz. Iş, iş, uş, uş ünlüyle bitenlerden sonra ş, ünsüzle biten fiillerden sonra ise y ve ş veya vav ve ş şe şeklinde yazıldığını görüyoruz. Anlaşmak, görüşmek, atışmak ve yazışmak kelimelerinde bu ekimizin örneği var. Il, il, ın, in, in ekleri var. Bu lam ve nun harfleriyle yazılıyor. Aradaki yardımcı sesi olan ünlüleri yazılmıyor. Bu ek edilgenlik ve dönüşlülük için kullanılıyor arkadaşlar. Aranmak, çözülmek, görülmek ve bozulmak kelimelerinde bu ekimizin örneğini görüyoruz. Zarf fiil eklerine bakalım hemen. Ip, ip, up, üp ekimiz var. Vav ve p şeklinde yazılıyor. Ünlüyle biten fiillerde araya bir yardımcı y getiriliyor arkadaşlar. Başlayıp, görüp, çözüp. Arkadaşlar bu ekimizin de yazılışı kalıplaşmış bir halde. Vav ve p ile veya vav ve b ile de yazıldığını görürsünüz arkadaşlar. Şaşırmayın böyle gördüğünüz zaman da. Başlayıp, görüp, çözüp içüp atup şeklinde yazılmasına rağmen biz bunu günümüzdeki seslendirilişine göre okumaktayız. Arak erek ekleri kalın ünlülü fiillerde elif rı elif kaf'la, ince ünlülü fiillerde güzel he, rı ve kef şeklinde yazılmakta. Ünlüyle biten fiillerde araya y getiriliyor arkadaşlar. Koşarak, gelerek, gülerek gibi. Ince ince unca ünce ekleri var. Ünsüzle biten fiillerden sonra nun, cim ve güzel h ile ünlüyle biten fiillerden sonra araya bir ye getirilerek ye, nun, cin ve güzel h şeklinde yazıldığını görüyoruz. Başlayınca, koşunca, görünce kelimelerinde biz bu ekimizin yazılışını görüyoruz. A, e eklerimiz var. A için elif, e için güzel he'nin yazıldığını biliyoruz. Ünlüyle biten fiillerde araya ye'nin getirildiğini görüyoruz arkadaşlar. İken veya ken eki, iken Elif, Y, Kef ve Nun'la. Ken ise sadece Kef ve Nun şeklinde yazılıyor. Ünlü uyumuna uymaz arkadaşlar bu ekimiz. Bunu bilelim. Mesela konuşur iken veya konuşurken iki şekilde de ifade edilebilir. Bekleşirken veya bekleşir iken şeklinde gördüğünüz gibi iken veya ken şeklinde olduğunu görüyoruz. Dıkça dikçe ekleri kalın ünlülü fiillerde dal, kaf, cim ve heyle İnce ünlülü fiillerde dal, kef, cim ve he ile yazılıyor arkadaşlar. Ses uyumuna göre okunuyor. Gördükçe, yaşadıkça ve okudukça kelimelerinde bu ekimizi görüyoruz. Alı ele ekleri kalın ünlülü fiillerde elif lam ye. ince ünlülü fiillerde güzel he, lam ve ye şeklinde yazılıyor. Ünlüyle biten fiillerde araya bir y harfinin getirildiğini görüyoruz. Madan meden eklerine bakıyoruz arkadaşlar. Kalın ünlülü fiillerde mim elif dal ve nun ince ünlülü fiillerde mim dal ve nun şeklinde yazılıyor. Bilmeden, görmeden, sormadan ve anlamadan kelimelerinde biz bu ekimizi görüyoruz. Sıfat fiil eklerimize bakalım hemen. An en ekimiz kalın ünlülü fiillerde elif nun, ince ünlülerde ise sadece nun şeklinde yazılıyor. Ünlüyle biten fiillerde araya bir y sesi geliyor. Acak ecek eki kalın ünlülü fiillerde elif cim kaf, ince ünlülü fiillerde ise Güzel he, cim ve kef şeklinde yazılıyor. İyelik ekleri getirildiği zaman e, güzel he, cim, kef ve Y ve elif, cim, layın ve Y şeklinde yazılıyor arkadaşlar. Dık dik, duk duk ekimizse veya sert hali olan tık tık, tuk tük ekleri ise kalın ünlülü fiillerde dal kafla, ince ünlülerde dal kefle yazılıyor. Bu ek ekseriyetle yelik ekleriyle kullanılıyor arkadaşlar. Mışmış ekimiz mim ve şın harfiyle kaleme alınıyor. Bildirme eklerine bakalım. Birinci şahıs bildirme eki mim veya yanında yardımcı sesi olan ye mim. İkinci şahıs sin ve kef. Üçüncü şahıs dal ve rı. Birinci çokluk şahıs z, y ve z. İkinci çokluk şahıs sin, kef ve z. z. Üçüncü çok, çokluk şahıs için, şahıs için ise dal, rı, lam ve rı harflerinden oluşuyor. Örneğimize bakalım. Talebeyim, talebesin, talebedir. Talebeyiz, talebesiniz, talebedirler. Açım, açsın, açtır. Sen açsın ve açsınızdaki n'nin nazal n'yi ifade eden k harfiyle yazıldığına dikkat edelim arkadaşlar. Hal ekleri yapma yükleme hali y veya yine 2y ile y y ile yazılıyor. Yaklaşma hali a e veya ya ye, güzel heyle veya elif güzel heyle yazılıyor. Uzaklaşma hali den dal ve nun harflerinden oluşuyor. Tek şekilde arkadaşlar sertleşmeye göre değişikliği yok. Bulunma hali ki yine dal ve güzel heyle yine sertleşme durumunda bir değişim söz konusu değil. İlgi hali in in un ün bu da ya ye nunla veya sadece nunla yazılıyor. Vasta hali ise la le yıla ile lam elifle veya Lam ve güzel heyle ile yazılmakta arkadaşlar. Yelik eklerine baktığımız zaman Birinci şahısta mim, ikinci şahısta kef, üçüncü şahısta ye, sin ve ye ile bunlar teklif şahıslarda. Birinci çokluk şahısta mis, ikinci çokluk şahısta kef ve ze, üçüncü çokluk şahısta lam, rı ve ye ile yazılıyor. Sözüm, sözün, sözü, sözümüz, sözünüz, sözleri. Arkadaşlar bu ekler için lütfen birinci çokluk şahıs ekleri şuymuş, birinci teklik şahıs ekleri buymuş diye tek tek ezber yapmayınız. Örneklere bakın. Örnekler üzerinden zaten bunun çıkarımını kolay bir şekilde yapacaksınız. Zaman eklerine bakalım. Görülen geçmiş zaman eki arkadaşlar. Dı di normalde bildiğiniz gibi üçüncü şahısta gördüğümüz formu dı di ama birinci şahısta yine şahıs ekleri getiriliyor. Şahıs ekleri e, getirilirken arkadaşlar aradaki y'nin olmadığını görüyoruz artık. Sadece üçüncü şahıslarda y harfimiz söz konusu. Diğer şahıslarda arada y harfi yok. Geniş zaman ekimiz r ile yapılıyor. Öğrenilen geçmiş zaman ekimiz miş ekimizde arkadaşlar. Arada y harfimiz kesinlikle yok. Bunu unutmayalım. Şimdiki zaman ekimizde yorlar yor ekimiz var arkadaşlar. Yor ekimizde de bu sefer Y, V ve R ile yazıldığını görüyoruz. Y, V ve R'nın bizim karşımıza e, yine tek şekilde olarak çıktığını görüyoruz çoğunlukla ama ior şeklinde de araya yardımcı ses getirilmesi gereken durumlarda ior şeklinde iki Y ile olarak da yazıldığını unutmayalım. Gelecek zaman ekimize baktığımız zaman arkadaşlar acak ecek. Bu, bu kez arkadaşlar kalınlık incelik uyumuna göre ya güzel he Cim ve kefle veya elif, cin ve kaf harfiyle yazıldığını biz görmekteyiz. Zaman ekleri ilgili bazı hususiyetlere değinelim. Geniş zamanın olumsuzluk eki mazmez mim elif z veya mim z şeklindedir. Bu kalınlık veya incelik durumuna göre değişecek. Ancak birinci teklik ve çokluk şahıslarda ek değişmektedir arkadaşlar. Örneğin gelmem şeklinde dönüyor. Birinci teklik şahısta bilmezsin sen bilmezsin dediğimiz zaman ikinci teklik da yine farklı bir şekilde gelecek. Kırmaz kelimesinde yine maz ekini görüyoruz. Bilmezsin de mez şeklinde ikinci teklik şahısta değişmediğini görüyoruz. Ancak birinci teklikte ve birinci çokluk şahıslarda bu ekin değiştiğini göreceğiz. Gelmem veya gelmeyiz şeklinde dönüşüyor arkadaşlar. 19. yüzyıla kadar Osmanlı Türkçesi metinlerinde ır-ir ekleri yuvarlak bir şekilde yazılmaktaydı. Alur, bilur, gelur şeklindeydi arkadaşlar bu. Daha sonraki dönemlerde değişiyor tabii ki. Şimdiki zaman ekinde bazı dönemler ekten önce H veya elif harfi de getirilmiş. Fakat bu uygulama yaygınlaşmamıştır. Örneğin dinliyor şeklinde bazı yazımları görürsünüz. Ama bu yaygınlaşmayan bir imla olmuş. Yazıyor şeklinde getirilmiş bazı ifadelerde güleyor şekline getirmiş ama biz bunları daima gülüyor, yazıyor, dinliyor şeklinde ifade etmek zorundayız. İmek fiiline baktığımız zamansa arkadaşlar, imek görülen geçmiş zamanda hasta idim şeklinde. Aslında arkadaşlar idim, imiş, isem ve idim yine şimdiki zamana döndüğümüz zaman veya görülen geçmiş zamana döndüğümüz zaman biz e, bu ifadeleri aslında imek fiilinin zaman çekimleriyle nasıl olduğunu görmekte çok zorlanmayacağız. Ee, aslında ekstra bir durum söz konusu değil. İdim, imiş, isem gibi bazı ifadelerde bizim karşımıza doğrudan e, ne çıkacak arkadaşlar? Atıyor idimde mesela yor idim şeklinde kalıplaşmış ifadeleri görüyoruz. Aslında bizim konuştuğumuz dilde de bunlar canlı bir şekilde karşımıza çıkmakta. Türkçedeki zamirlere bakalım arkadaşlar hemen. Eşitlik, vasıta, ilgi, bulunma, ayrılma, yönelme, yükleme ve yalın haldeki e, zamirlerimizin hemen listesi çıkartılmış. Onlara bir bakalım. Ben, sen, o, biz, siz, onlar da aslında çok ekstra yazılışlar söz konusu değil. Bizde ve sizde arada y harfinin olmadığını görelim. E, bunun dışında arkadaşlar ekstra çok farklı durumlarla karşılaşmayacağız Türkçe zamirlerin yazılışı ile ilgili. Yine diğer kelimelere ekler nasıl getiriliyorsa bunları da o şekilde getirilecek arkadaşlar. Yalnız üçüncü teklik şahısta yönelme haline bakarsak ona kelimesinde arkadaşlar ona şeklinde kef harfiyle yazıldığını görüyoruz. Hatta bu daha önceki dönemlerde ana şeklinde ona kelimesinin daha eski şeklinin ana şeklinde olduğunu biz görüyoruz. Buradaki nazal neyi veren kef harfinin olduğunu da unutmayalım. Şahıs zamirlerinde yönelme halinde damaksı ne harfi kullanılmasına dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar dediğimiz gibi. Senin ve onun kelimelerinde de tamlayan eki nazal ne ile yazılmaktadır. İşaret zamirlerinde de durum yine aynıdır arkadaşlar. Bu ve şu işaret zamirlerinde gördüğünüz gibi buna ve şuna kelimelerinde veya bununla şununla kelimelerinde biz nazal neyi açıkça görmekteyiz arkadaşlar. Osman Türkçesindeki zarflara hemen kısaca bir değinelim ve bitirelim. Türkçede sıfat ve fiillerin önünde yer alan zarflar cümle içinde sıfatlar ve fiilleri zaman, yer, miktar, hal ve diğer bakımlardan nitelemektedirler. Bu yüzden sıfat ve fiillerle beraber bulunurlar ve onlara bağımlıdırlar arkadaşlar. Osmanlı Türkçesinde hem Türkçe kökenli hem de yabancı dillerden alınmış olan çok sayıda zarf var. E, kitabınızda sayfa 63'te arkadaşlar bir liste var. Bu listede bu zarfların neler olduğunu görebilirsiniz. Ben aradan bazılarını seçtim sadece. Kanda, Niçe, Nice, Alel Husus, Vakıa, Der Akap, Filhal, Akibinde gibi bazı zarflar var. Bu zarfların anlamlarıyla birlikte listesini sayfa 63'te bulabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sınavlarınıza inşallah bu anlattıklarımız faydalı olur. Sınavlarınız için sizin için faydalı olur. Size yol gösterici olur. Dediğim gibi lütfen sadece bu anlattıklarımızla yetinmeyin. Kitabınızdan farklı örneklere, farklı alıştırmaları da lütfen çalışınız. Hepinize iyi ve başarılı bir sınav dönemi diliyorum. Kolaylıklar dilerim arkadaşlar.